Efendim, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedri'yi aramaya devam ediyoruz. Hafta sonu da Bedri ile ilgili orada, burada, şurada diye ne yazık ki bir haber gelmedi. Bugün aramızda Tayfur'un babası Adem Kılıç da olacak. Dün sen gerçekten Cuma günü Tayfur işte oralarda naz niyaz yaparken kaç yaşında adam dağda bayırda senin için konuşuyordu. Bugün o da aramızda olacak. Teşekkür ediyorum geldiği için. Bir hatırlayalım isterseniz neler yaşadığımızı. Ondan sonra babamızı da alalım. Bantlarımız da var. Bugün Hüseyin senin o bulunduğun yerlere işte gitti. Oradan nasıl köye gidiliyor gitti. Vallahi herkes de bir kör kuyudan bahsediyor biliyorsun. Fakat orada yani Tayfur bir kör kuyu dese de o kadar çok kuyu var ki insanlar orada tarım Ana. yapıyorlar. Herkesin bahçesinde ikişer üçer tane kuyu var. Yani Tayfur bir kör kuyudan bahsettiyse eğer ki sen Ana hatırlamıyorsun öyle bir böyle bir şey şey. kimseye demedim yemin olsun. Bak hani bunların hepsi iftira. Yok hatırlamıyorsundur. Çünkü sen Abla birçok şeyi demedim yani hatırlamıyorsun hani ya. olmayan şeye ben nasıl ön atayım yani. E niye sen gittiğin yeri hatırlamazken belki de bunu dedin alkollüyken hatırlamıyor olabilirsin. Bunu nasıl Yok hatırladın abla hani demediğini? demedim yani kimseye. Yemin olsun demedim yani. Ben buraya geldim çoğu şeyi burada öğrendim yani bak. O evimiz, köyümüzün orada olduğunu, hani tarlamızın orada olduğunu, hani nasıl Tayfurcuğum, defini tarlanın bak aradığımı. Tayfurcuğum, tarlanın orada olmasının konumuzla hiç Değil abla alakası yok. mesela dün bağlanıyorlar mesela defini arıyorum. Mesela ben burada defini aradığımı ben burada öğreniyorum mesela. Valla Hani senin yapmadığım defini bir şey yaptı oluyoruz yani buracıkta. valla en yakın arkadaşın söylüyor işte. Ben çok yakın arkadaşımdı diye. Abla hani yapma hani gitmediğim şeyde ben buraya çıkıp da gittim. Yani yaptım nasıl diye diyemem ya. Ben buraya Oralarda çıktım da defini Cuma günü burada aranıyormuş. olanları Hüseyin öğreniyorum ya. oraya da baktı ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizi zaten arayan kişiler söylüyorlar nereden ne duyduklarını. Yani bizi arayan kişi de ben oradaydım demedi zaten. Bunun duyuldu. Yani arada bahsettiği yer bir sınır. Bir sınırda iki tane köy. Onların da orada tarlası varmış. Şimdi bu tarla sınırları, köy sınırları böyle kalın duvarlarla çekilmiş, çevrilmiş değil ki. Baktığın zaman önün göz alabildiğince tarla. Burası bu köyün, burası bu köyün. Öyle Sen abla. şunu tutturdun gidiyorsun. Bizim o köyde tarlamızın varmış. O köyde yok, yanındaki köyde Öyle var. hani kuyu boyu Hayır deme yani, hani. yani bu mevzu değil. Sen hep bana iftira atıyorlar diye bu tarlayı söylüyorsun da. Abla Abicim değil hepimiz mesela buraya köylüyüz yani. Biz çıktığımdan beri biliyoruz köyde ne olduğunu. Ha? mesela hani diyemiyor. Cuma günü adam define diyor. Mesela kör kuyu diyor. Hani sürekli üstümüze atılan bir iftira var yani burada. Peki sana neden iftira atıldığını düşünüyorsun Bilmiyorum abla Tayfur? işte yani. Buraya Hayır sen çıktık. biraz yalan söylediğin için olabilir mi? He? Bilmiyorum abla hani ben Hayır sen burada. şimdi bir düşünmedin mi? Niye insanlar sana iftira atsınlar? Sonuçta senin, o, sen oralısın. Sana şimdi mesela Abla buradaki tamam seyirciden bir yaptıysan tanesi mesela. iftira atmıyor. Senin orada arkadaşın olanlar sana Hani söylüyor. araştırırsın mesela E adam bağlanıyor araştırdık. mesela Konya'ya gittiğimi söylüyor. Yok hani mekan bastığımı E söylüyor. Hani sen mesela onları. mekana da hiç gittiğini kabul etmemişsin. Hangi mekan, hangi mekan? Bir Abla kadın tamam söyledi desinler adını. yani silahla girmişim mesela mekanı. Yani bunlar bile hep bir atılan iftira yani olmayan şeyler bizim yani. Yapmadığımız şeyler Peki buraya çıktı. niye sana Akşehirliler iftira atsın? Akşehir böyle iftiracı bir yer değil ki. Bilmiyorum abla işte hani. Akşehir orada şenlik yapıyor senin karının kaybolduğu zaman. Akşehir'in sana iftira atacak bir durum yok ki millet eğlencesinde. Niye sana Bilmiyorum iftira abla işte atsınlar? ya. Bir de sen hep kanıtlansın kanıtlansın diyorsun ya. Evet. İşte bu insanların bağlanması, oradaki görgü şahitleri, bunların hepsi kanıt aslında. Seni biri gördüyse, hatta bir değil, birden fazla kişi bağlanarak seni oralarda gördüğünü söylediyse, sen bir yerlerde gözüktünse, kameraya yakalandınsa, arabanın oradan geçtiği tespit edildiyse, bunlar kanıt. Sen kanıt olarak ne istiyorsun başka? Evet ya sen kanıt ne istiyorsun hakikaten doğru Tutturdun söylüyorsun. kanıt kanıt diye. Abi. O gün o Ne istiyorsun kanıt çalıştığın olarak? elbise sorduk. Hemen ateş oldum. Çalıştığın elbise nerede diye sordum ben. Yine Abi soruyorlar. hatırlamıyorum diyorum bak hani Ha, arada 3 bakmışlar. ay geçmiş Ya abla ben ne giydiğimi ben abla hiç Tayfur hatırlamıyorum. ben O zaman şu elbise bizi giydim. Ben bunu nasıl hatırlamam? işte bizi hani 3 ay geçmiş abla endişelendiren de yemin olsun şu. hatırlamıyorum ben. Tayfur, bizi endişelendiren de şu. Acaba o Hani gece hatırlamıyorum dedim miydi başka... burada hani nasıl hatırlamıyor bak bir şey yaptı niye Bak ama yapmadı. mesela Belki kör yaptığını da kuyudan bahsetmediğini hatırlamıyorsun. hatırlıyorsun. Kör kuyudan bahsetmediğini hatırlıyorsun da niye başka şeyler hatırlamıyorsun? Abla O... bilmem hani benim mesela evden bir eşya çıkarmış değilim hani gitsinler incelesinler baksınlar. Hani evden ben bir Belki üstümü çıkardığını çıkarmadım ya da bir hatırlamıyorsun şey o zaman. yapmadım. Belki Belki onu hani çalamıyor gelensin yani onlar hatırlamıyorsun. değil yani evime girsin bakılsın. E Tayfur sen şimdi ADNC'yi. 8 kutu bazısına göre 11 kutu
O alkolden içtiğin zaman sen neyi hatırlıyorsun, neyi hatırlamıyorsun ben bilmiyorum ki. Ya, ama yani 11 yani. Kutu bence iyi bir kutu yani. Ki Tayfur'u tanıyanlar da şunu söylüyorlar. Tayfur alkol aldığı zaman hem dünyadan kopar bambaşka şeyleri anlatır. Hem yaptığını da hatırlamaz diyorlar. Diyorlar. Bir de Şevki abi. Hocam bak Tayfur galiba sende de öyle. Bazı insanları sapıtması için çok içmesine gerek yok. Ben mesela burada 11 kutu falan diyerek aslında yanlış yapıyorum. Bazı insan gerçekten bir kadeh içtiğinde sapıtıyor. Evet. Her bedenin alkole verdiği tepki ayrı bir kadehle yani. Hani mesela 5 kadeh içmesine gerek yok onu. Mesela şöyle düşünebiliriz. Ya bir kadehten bir şey olmaz. 2, 3, 4, 5, 6 taneden öyle bir şey yok. Ama senin o gün 11 kutu içtiğin söyleniyor. Bilmiyorsun ki sen de ne yaptın o zaman. Bak şey etmiyoruz yani. Ha? Hani... Değilim yani ben bunu iki bir buçukta... Bir de aç açına içmişsin onları dediğine göre. Aç karnına içmişsin içmişsin. Belki bazı şeyleri hatırlamıyorsun. Abla bu iki buçukta mesela gidiyor kapıyı örtüyor. Bir daha hani ben bu Bedri'yi görmüyorum zaten yani. Hani bir daha hiç karşılaşmıyor biz. Bunlar görmüyoruz onu, yani. Her tarafta onu ezberlemişsin. Hatırladığın şeyler orası belli. Hani kapıyı ben çaktım, yapmadığım şeyi ne diyeyim ama ben? Tekrar yaptım eve yani, gidiyorsun şey mi Tayfur. Eve girdiğini hatırlamıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Tekrar eve gidiyorsun. Onu da yayında hatırladın. Eve gittiğini, ben hiç eve gitmedim dedin. 2.30'da evden çıktım. Ben bir daha eve hiç gitmedim gece 11.30'a kadar dedin. Buraya ilk geldiğinde. Sonra biz anladık ki sen evden çıkmışsın, eve girmişsin. Abi giriyorum ben evde, iyileşmiyorum. Geç vakit, bir dakika. Eğleşmiyorum, eğleşip eğleşmemenden bahsetmiyoruz. Eve girip çıkıyor musun? Eve gitmiş misin? Gitmişsin. Ben şuna bakarım Tayfur. Bir adamın ilk söylediği sözle sonraki söylediği söz arasında farklılık var mı yok mu? Farklılık varsa, hele ki arada da böyle bir kadın kaybı olduysa, o zaman artık ondan sonra onun her söylediği cümle benim için bir soru işareti. Sen o gün eve gitmişsin defalarca. Evden geç vakit hava karardıktan sonra çıkmışsın. Çünkü yeniden almışsın o alkol kutularından. Abi yani. Sonra oradan Akşehir'in içinde dolaşım derken işte o ormanlık yolda olduğunu ortaya çıktı. Şimdi araştırılsın dedin işte. Araştırıldı çıktı. Abla, biz de sana hani diyoruz ki sen niye böyle söylerken. Şey görmüyorum hani ben burada suçlu şey ediyorsunuz. Hani ben görüp de ben bunu... Bir daha bu kapıyı örtüyorum ben. Görmüyorum zaten ben bunu. İşte görmemen de, görmek için, işte hani bir... Tayfur, görmek için bir çaba harcamaman da şüphe uyandırıyor. Hiç kusura bakma. Abla, görmek için bir çaba harcamıyor olman, kadını aramaman, sormaman, bir minibüs durağına gidip bakmaman, bunların hepsi soru işareti. Hiç kusura bakma. O gün perşembeydi, pazara dolaş. Gidip pazar içinde bak, arabalarda bir şey alışverişe çıkmıştı. Abla orada hani durağın oralara bakıyorum bizim şeye de soruyorum yani dolmuşçuya da soruyorum orada. Hangi çocuklar dolmuşçu? Köve gitti mi diyor yok gitmedi diyor. Çocukları soruyorsun Tayfur lafı bak. Hangi dolmuşçuya sordun? Bizim köy hani Mesut abiye sordum bizim köylüler gitti. Hangi gün? Şey gün kayıp olduğu gün. Perşembe günü hani çocuklar dedim köve gitti mi nerede dedim. Buldun Mesut'u? O şeyim orada abla, o kaymakamlığım orada. Bizim dolmuşçular oradan bakkala yakarsın. Gitmiştin, onu mu söylüyorsun Mesut diye? Nasıl yok, değil şey, abla. Minibüsçü. Minibüsçü var. Hani bir tek çocuklar dedim, köye öğlen gitti mi dedim, yok gitme dedi. Oradan tamam o zaman saat dedim. Saat kaçta sordun Mesut'a? Abla işte hani parayı aldım babamdan, o sıra o dek geldi hani kahveye hayır, giriyordum. Hayır o da olmaz çünkü parayı aldığın zaman zaten 2.20 geçe gelmişsiniz. İlk minibüs 3'teyse Mesut abiye köye gittiler mi diye sormanın bir anlamı yok ki. Daha köy minibüsü kalkmamış ki 3'te kalkacak. Ulan gördün mü hani gittiler mi diye hani dek geliyorum. Sen soruyorum çocukları ama dek gelme imkanı yok. Ya hayır çocukları sorabilir belki, karısını sormak istemeyebilir, çocuklardan yola çıkabilir. O değil önemli olan. Ama sen zaten 2.20 geçe eve girdiysen, evde biraz eğleştiysen, sonra dışarı çıktığında zaten 3 dolmuşu kalkacak ya. 3 minibüsü kalkmadan daha sen kime diyorsun ama köye hani, gittiler diye. Sadece tam bir o dek geliyor orada ona soruyorum yani böyle çocuklar gitti mi değil. Yok gitmedi diyor. Ama gitme imkanı yok ki zaten daha kalkmadı ki dolmuş. Nasıl gidecek? Hani, tam saatini bilmiyorum yani. Belki neyin saatini bilmiyorsun? Belki de geçtiydi sorduğumda. Ne? Belki de köyden geldiydi. Bilmiyorum yani tam saatini sorduğumda. Saat kaç? Kaymakamlıktan para almak için diyorsun işte. Kaymakamlıktan para aldığın saati biliyoruz işte.
üçe çeyrek var. Tamam abla, hani araba yaptığın, hani sanayiden geldik yeri mi sordum, yoksa gitmeden mi sordum? Hani onu hatırlamıyorum. Hayır, sen sanayiden geldikten sonra da ona sormadın ki, oradan direkt köye gittin. Babanı aradın, babam burada yok demesine rağmen köye gittin. O zaman da değil. İşte abla, hani soruyorum ben o gün, hani çocukları gördün mü, köye gittin mi diye. O tek bak Tayfur. He, bu da biraz terbiyesiz anlaşılabilir. Abi her kelimenin de sonunu bir şeye bağlamışlar. Bir şey söyleyemiyoruz yani. Ben söylüyorum, sonra evden diyorlar ki onu deme, onun sonu bu, bunu de. Ben ne bileyim lafın sonunu da, yani hepsini herkes uydurmuş. Bak öyle de demeyeyim de ne diyeyim bulamadım. Ya kardeşim şimdi sen böyle boşa arıyorsun yani. Evet, Adem Bey de kalktı geldi. Adem Bey vallahi size de geçmiş olsun öncelikle. Sizinle ilgili de bir takım iddialar vardı. Tayfur o gün size geldiğinde bahsetti mi Bedriye ile neler yaşadığını? Siz de Tayfur'a işte Bedriye'nin kaybıyla ilgili örtbas etmek için akıl verdiniz mi diye. Yok, size de bir takım iddialar oldu. Hepsini cevaplayacağız. Beraber kireze gitmişler bunlar. Orada o gazeteciler gelmiş herhalde. Biraz ağız kavgası etmişler yani. Hiç etmedik diyor Tayfur. Tayfur hiçbir şey doğru anlatmıyor. Sizce neden? Ya orada bir iki söylendim demiş yani. Ne dediyse bari bilmiyorum yani. Onu da kabul etmiyor ya. E orada konuştuğunu diyor ya. Ya bizim kavga ettiğim zaten yani atıştığımızda kimse duymuyor. Ben hani böyle konuşur gibi diyorum yani bu. Hani öyle bağırarak çağırarak söylemiyorum zaten. Ne diyorsun? Hani niye çıkıyorsun gibisi, hani öteki bayanlar çıkmıyor, sen niye çıkıyorsun diye. Hani o kireç seçiyor, ben yanına varıyorum, öyle diyorum yani. Kavgamız şeyimiz, hani bağırarak demiyorum zaten ben bunu. Şimdi Adem Bey, bu Bedriye nasıl bir kızdı? Çok iyi bir kızdı. Ha? İyiydi, iyiydi. Ama ilk bağlandığında şöyle söyledin. Dedin ki zaten dangalağın tekiydi. Dangalaklı çok şöyle da havalıydı yani, dedin. Özür dilerim, konuşaklı, girişken, o yüzden dedim yani. He? Konuşaklı, girişken, o yüzden şey etmek istedim. Konuşkan yani. Biriydi. Konuşkan biriydi. Takılırdı yani, çocuğuyla çocuk, büyüğüyle büyük. Böyle bir huyu vardı yani, iyi girişkenirdi yani. Peki havalı dediğiniz neydi? Benim havalı demek istediğim bu yani. Hani çok girişken, güler yüz. Bunu demek istedim yani. İyi bir çocuğuyla kızdı aslında. Çocuk, büyüğüyle büyük. İyiydi. Peki Adem Bey, böyle gözü dışarıda bir kadın mıydı? Yok, ben hiçbir şeyini görmedim ben. Mesela köyde kahvede konuştuklarını söyledi sizin bir akrabanız. Şimdi adı bende duruyor böyle işte, dört tane adamla adı anıldı falan filan diye. Sizin kulağınıza gelmez onu mi? Ben yayından öğrendim. Ha, siz hiç bu zamana kadar duymadınız. Hiç duymadım ben. Yayından duydum ya. Yani. Hatta Gürcan'ın haberi varmış. Gürcan öyle şeyin varın, ne demedin? Yani? Neyden haberin varmış? Böyle neden böyle haberin varmış? Mesajlaşma gibi. Hayır bak. Fotoğraf. Bak orayı siz çarpıtıyorsunuz gibi. Hepiniz, sen de oğlun da. Ben diyorum ki bak, o kaybolduğu gün Sefer'in karısı beni aradı. Ben söylemedim hiç kimseye bir şey. Zaten öğlen sonra Bedriye kayboluyor olaydan sonra. Ben kimseye söyleme ne fırsatım var. Ben Bedriye ile bile olayı konuşmadım bak. Sen de çarpıtıyorsun. Mesajlaşma var diyor mu? Tamam işte, o gün söyledi o kadın bana. Ben de kadına diyorum ki ben şu anda işteyim, eve gidince konuşalım. Ben ablamı arıyorum. Diyorum ki abla eve gidince görüşeyim seninle diyorum. Evde arıyorum, açmıyor zaten. Ben 2:30'da eve geldim. Gürcan, ben o gün bak konuştuğum benim kayıtlarla. O gün Gürcan Bedri'yle görüşüyorsunuz. Yahu konuşuyorum diyorum sana, sen sağır mısın? Kayıtlarda da var zaten benim onu aradığım. Abla ne yapıyorsun? O polise ifade verene kadar bize de diyebilirdin ya. Bizim benim çalıştığım bahçe yan yana bak. Aranızda tek bir bahçe var. Ben Zedef'in Dursungil'de işteydim. Tamam mı? Siz de yukarıda sessiz gelmiyor muydu çocuklarla? Geliyor. Sesiniz gelince ben dedim ablam orada mı ki acaba? Bir aradım. Abla ne yapıyorsun dedim. Kiraz topluyorum dedim. Ha dedim, çocukların sesi geliyor. Dedim sen de mi varsın? Yok dedi. Ben belediyeye işe girdim deyince ben elin işindedir diye kapattım direkt zaten. Konuşmadım bu konuyu falan, anmadım bak, çarpıtıyorsunuz her şeyi. Keşke deseydim de kadın belki... Ya ben kanaldan duyduğumu diyorum, ben öyle bir şey duymadım ki ben. Senin oğlun diyor ki, senin oğlun da diyor ki senin haberin varmış, niye bize diyorsun? Sen benim şimdiye kadar bir yalan şey ettin mi, duydun mu? Karakolda neye ifade veriyorum ya? Ben seninle konuştum, Adem emmi dedim her zaman arkasındaydı gelinin ama oğlu değildi. Ne olduysa sen gelini korudun, sen oğlunu korumadın. Ben oğlumdan fazla ben doğruyu söyledim. Hala da duparım yani. İster beni burada kötü din isteyen edersen değil. Ben neyse doğru onu söylerim. Şimdiye kadar benden bir şey gördün mü ya? Ben ne diyorum? Ben sen kötü demiyorum. Bak Müge Hanım'a da söyledim. Her zaman kayınpederi gelinin arkasındaydı. Oğluna para vermezdi, geline verirdi. Ben yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ha kaynanası arkasında durmaz ama kayınpederi Allah yakar. Ben yalan söylüyorum. Bu adam arkasıydı. Ona da laf söylettirmezdim. Hiç kimse gelini ezdirtmezdi gerçekten. Çünkü zaten eşi yeters kadar eziyor kızı.
Kayınpederi destek çıkardı. Bir baba görevi yapardı. Ben bunu yalan asla söylemem. Baştan beri de bunu söylüyorum zaten. Senin oğlun diyor ki o gün mesajlarda haberim vardı. Ben o mesajda kimseye bahsetmedim. Karakolda niye ifade veriyorsun sen ya? Niye mi demeyeceğim? Bize demiyorsun ki sen böyle. Niye ben sana söyleyeyim ya? Hayır ne ifade verdin? Ne ifade verdin? Bu seferle şeyin ifadesini abla bu Gülcan. Ha. Karakola ifade veriyor, biz oradan haber alıyoruz. Yine bize demiyor. Ben buna niye söyleyeyim Müge Hanım? Niye ben buna söyleyeyim? Bana demem lazım. Hayır, böyle bir durum var diyeceğim yani. Hayır, ben orada size söyleyemem. Söyle canım. Ben söyleyemem. Ben gittim polise bildirdim. Belki o kadın eli vardır diye ben gittim dedim. Belki o kadın böyle mesaj gördü. O anda birine bir şey yaptırttı. Ya kocası da söyledi. Bilmiyorum ben bunu size nasıl söyleyeyim diyeyim. Senin gelini böyle diyor diye ya. Çok saçma bir şey ya. Ne konuştuğunda tamam mantıklı bir şey olsa. Ben nasıl geleyim diyeyim benim görüncem Sefer'le mesajlaşıyormuş Adem'e mi diyeyim. Fotoğrafları varmış, videoları varmış. Ve ben canım böyle nasıl böyle durum vardı. Ne demiyorum, ama neden söyleyeyim? Benim onu söyleme fırsatım kalmadı zaten. Saat 2:30'da kız kayıp. Peki, yok ulaşamıyoruz. Bu size tesadüf mü geliyor? Allah Allah. Tesadüf mü geliyor? Yani... Ne? Ben mesela bu Sefer'in eşinin bu mevzuyu büyüttüğü gün Bedriye'nin kaybolmasını hiç tesadüf olarak nitelemiyorum. O işin içinde bir iş var. Yani bence Bedriye eğer kaçtıysa kaçmasının, göçtüyse göçmesinin en büyük nedenlerinden biri bu. Yani şimdi böyle bir tesadüf olur mu? Sabah 9'da böyle bir şey olacak. Ondan sonra o gün öğleden sonra kaybolacak. Şimdi bunu siz duysaydınız... Mesela o fotoğrafı attığını öğrenseydiniz evet. Sefer'e. Evet. Nasıl bir tepki gösterirdiniz? Var derim böyle durum var mı Sefer derdim. Böyle bir durum var mı? Tamam ama mesela şimdi şu fotoğrafı gelininin Sefer'e attığını görseydin gelinine kızmaz mıydın? Kızardım ona da kızardım. He Tayfur sen kızmaz mıydı? Kızardım abla da biz hani fotoğraftan bile bizim haberimiz yok yani. Atıldığından mesela onunla hani mesajda çıktığından haberimiz yok bizim bu yani. Bu yayında görüyorum yani her şeyi. Hani biz bu olay kaybolduktan sonra haberimiz oluyor bizim bu. Her şeyden haberim yok. Her şeyden haberim yok. Yok yani. Her şeyden var, haberim Tayfur. Var. Yok. Nereye koyduysan bu Tayfur. Mesajlar da çıkacak yani. Her şeyden haberim var. Tayfur şu sefesten bir ayağa kalkma lütfen. Devir. Beryem nerede? Beryem nerede? Devir. Tayfur. Devir. Vallahi bilmiyorum. Ben de arıyorum. Yemin olsun arıyorum yani. Devir. Otur. Devir ya. Devir ya. Her şeyden haberim var. Şey. Yok vallahi. Vallahi her şeyden haberim var. Şeyler çıkacak. Babana geliyor. Babana geliyor. Ne bize niye gelmiyor? Pazar yerine yanıma niye gelmiyor? Pazarda babasının yanına mı ki ufunetini defetmek için babasının yanına gitti mi diye niye gelmiyor? Ha? Gelmiyor. Ben pazarda yoğdum o zaman. Akıllarda var. Pazarda yoğdum. O gün ben, sen yoğdun, ben vardım. Seni bilmem ben. Ben yanıma niye sen gelmedin? Sen vardın değil mi babanın yanına gelin pazarda? Biz yanımıza benim. Gelmek istiyorum. Ben yanıma niye gelmedin? Belki ufunetini dağıtmaya gitmiştir babasının yanına. Değil, ben yanıma niye gelmedin de babanın yanına gidiyorum. Babana telefon ediyorum. Çünkü bir sefer bir gitmiş, baban 2-3 gün bir arattı. Evet sakladı. Biz de aradık bizi. Ondan sonra... Ben de bir gün kaldı, bir gün. Bir gün, iki gün. Ya Adem Bey, onu da soracağım, onu da. Sütçü Sefer Bey'in eşi telefon attığımız demiş. Günaydın. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor, günaydın. Günaydın. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Sen de artık bak bu kadar herkes birbirini yiyor. Lütfen bana şu konuda doğruyu söyle. Sen o gün Gülcan'dan başka kime söyledin bu durumu? Bak Gülcan'ı aradın tamam. Adem'e, Tayfur'a vesaire değil. Kendi arkadaşlarından, kendi ailenden. Senin de mutlaka yakın bir kız arkadaşın vardır. Mesela kime söyledin? Bu olmayı Gülcan'ın haricinde hiçbir kimseyle ne konuştum? Dedim kayıtlarda da belli zaten bu. Bir komşun vardır evde dersin ki böyle bir şey olmuş. Çünkü ben yaptım. Ne bir komşumla ne bir arkadaşımla hiç kimseyle görüşme fırsatım olup da söyleme imkanım olmadı zaten. Gülcan bir de abla kesinlikle kimseye söyleme köye maskara olmayalım biz bu işin aslını anlayalım değil ben o yüzden de söylemedim. Bak ben bunu da söyledim. Ama senin, senin bebeğinin anladığım kadarıyla bu olaylar olduğunda daha 40'ı çıkmamış. Şimdi 40'lı kadını evde yalnız bırakmazlar. Evde kim vardı? Hiç kimse yoktu. Eşimle ben haricimde hiç kimse yoktu. Yok mu sizin bir anneniz, yengeniz vesaireniz bebekle dursun? Herkesin yaz günü Müge Hanım işi gücü yani var geliyorlar arada sırada gelip gidiyorlar. O gün yanımda hiç kimse yoktu. Eşimle ben vardım sadece.
Evet, bir erkek sesi. Kimseye söylemeden. Evet, hiç kimse. Ya ben Gülcan öyle söyleme deyince söylemedim. Evet, ben de söyledim. Peki, yani tamam. Peki, şöyle de bir şey var. Sen de o gün Bedriye'nin kaybolduğunu bilmiyorsun. Sonra Bedriye'yle de konuşamadıysan öğleden sonra gene bir sinirlenmedin mi? Ben de gideyim bunu bir şey yapayım demedin mi? Ben kendim arar konuşurum dedi ya. Ben de öğrenirim abla işin aslını fesini. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Ben Bedriye'nin kendisini aradım. Evet, zaten 2:30'dan sonra zaten yaşamadık. Bu kelimeyle konuştum. Ondan sonra Gülcan'ı aradım ben. Evet. Peki sen Bedriye'ye bunu söylediğinde Bedriye cevaben ne söyledi? Alo dedi. Başka hiçbir şey demedi. Tedirgin bir şekilde hemen telefonu kapattı ben söylediklerimi konuştuk sonra. Hiç cevap vermedi. Hemen tedirgin kapattı telefonu. Hayır yani ben gönderdim, ben göndermedim, yanlış anladım falan hiçbir şey söylemedi. Kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Tek alo dedi, söyleyeceklerimi söylemeden de kapattı hemen telefonu. Bedriye'nin yanında kim vardı acaba o esnada? Bilmiyorum. Zaten telefonu 3-4 kere aradıktan sonra açtı. İlk sefer de açmadı. Sen yanında mıydın Tayfur? Hani biz tağlatıyız ama hani beraber bir yerde değiliz yani. Hayır hayır. Gülcan aradığında, telefonla konuştuğunda sen de yanında olmuş olabilirsin. Yok abla değildim. Ben bu Gülcan'la konuştuğunda telefonla kapatıyor. Kim diyor? Bizim Gülcan diyor. Nettin abla diye aradıyor. Tamam diyor. Kolayı kapatıyorum tamam, yani. Tamam ben o kadar söyledim. Sen de baktın mı telefona Gülcan'la bakmadım diye? Abla. Bakmadım. Bakmadım. Ama kim diye sordun. Ha kim diye sordum. Sorar mısın böyle her telefonu kim diye? Hani karşı karşıya etti. Hani o gün de şey edeceğiz. Hani kim dedim. Telefonla konuşunca tamam kızım sonra görüşürüz dedi. Hani ben de kiraz kovasıyla yanına gidince... Kim o dedim, tane telefonu tamam deyince, kim o dedim, Gülcan tabii, dedim. Sen bu kadından şüpheleniyor muydun? Şüphelenmiyordum abla. Ya bak belki hani ben tezatif olunca hani ben normalde ders attım hani şu aradı bu aradı diye. Kiraz hani kovasıyla yanına varınca Gülcan aradı dedi bizim abam. Abam ama niye diyorsun dedi. Evde de baktığını söyledin ya telefonuna. İşte abla, gidiyordu. Hani bakmadım hani şey ama etmedim. Niye dedin mutfağa gidiyordu ben de peşine gidiyordum sonra bakıyordum Özlem yazıyordu tamam, diye. Tamam abla öyle şey hani bakıyorsun. O gün bakmadım yani. Şeyde, o gün bakmadın ama normalde bakıyorsun. Yani normalde soruyordum yani kimle mesajlaşıyorsun Özlem diye tamam, yazıyorsun. Tamam ama insan bunu niye sorar? Abla hani şey etmedim yani bilmiyorum. Tayfurcuğum bak normalde sen şimdi böyle davrandığın için herhalde insanlar böyle davranıyorlar diye düşünüyorsun ve bunu çok normal anlatıyorsun ya. Normalde öyle olmaz. Yani normalde kocalar kadınların her telefonuna kimle konuşuyorsun diye bakmaz. Ayıp. Valla o gün mesela şeyde hani telefonla konuşuyor diye ben hemen yanına gitmiyorum mesela. O olunca hani tezatif tek geliyorum ben yine. Gülcan'la tamam, da konuştum. Ama sen da. Evde de baktığın için. Bak ben bir şey sormuyorum. Ben sana çok normal bir şey soruyorum. Ben bunu Adem Bey'e de söylüyorum. Şimdi evde Adem Bey sizin de eşinizin telefonu var mı bilmiyorum. Yani bakıyor var, musunuz var. Sürekli kiminle konuşuyor diye. Ya ben bakmam da şehit etmem. Neden bakmıyorsun? Bakmam. Hayır ama bakmamanın bir nedeni... İlgimi çekmez yani. Heh, çünkü eşinin senin istemediğin biriyle konuşacağını düşünmezsin. Değil mi? Bu anlamda ona güvendiğin için de bakma ihtiyacı ayıptır hissetmezsin. Ayıptır bakmak bir yani. Bir noktada hakarettir, itimatsızlıktır. O kadına karşı da hakaret etmektir. Ve kadınlar buna çok takar kafayı. Hayır, bak tabii. Söyleyeyim. Yani eşime kiminle konuştu ver bakayım telefonu dediğin zaman... Onun o konuştuğu telefondan kuşkulanıyorum. Sen benim istemediğim biriyle konuşuyorsun diye düşünüyorum. Demektir ki bu bir aile yapısı içerisinde eşine yapılacak bir iş değil. Normal şartlarda hiçbir koca bir erkek karısının telefonunu alıp da bu şekilde bir tavır takınmaz. Ne zaman bakar bir kadın bir erkeğinkine ya da bir erkek bir kadınınkine? Sadakatsiz bir durumuna denk gelmiştir. Aynen. Affetmiştir. Kızmıştır ama yani o sadakatsizlik illaki gidip biriyle beraber olması da değil yani. Gitme dediği bir yere gitmiştir. Konuşma dediği biriyle konuşmuştur her neyse. Ne yapar? Kadın ya da erkek birbirinin telefonuna o zaman bakar. Güven duygusu şimdi, kırılmıştır. Heh, yani bir güven duygunu zedelemiştir. Bedriye senin güven duygunu nasıl zedeledi? Zedeleme değil mesela. Hani, yani o zaman da hani... Diyeyim ya bu bir buçuk aydır mesela hani elinde telefon oraya gidiyor şey hani kimdi hani sorduğumda hani Özlem diyordu tamam hani bir şey yok hani bir. Ama daha önceleri de bakıyormuşsun sen baktığını söyledin mi burada daha önce de bakıyormuşsun sadece Özlem mevzusu yani konuşuyor, değil mi? Hani konuştuğu şey ettiği var mı diye öyle şey yani
İşte o konuştuğu şeye var mı diye bak, mesela babam bakmıyormuş anneninkine. Sen bakıyorsan bir şey olmuştur. Ne yani o? Hani sürekli telefonla oynuyor ya bu mesela. Elinde sürekli telefon mesela. Hani o yüzden... Tamam yani o bir şey yapmadı. Sen kendin mi böyle bir şüphelendiğinde bakıyordun? Ha, öyle evet. Şimdi bak önce sana bir tane şeyi izleteyim ben. Pastaneci. Ya ben de böyle söylüyorum da işte ben söyleyeyim siz anlayın. Mevlüt Bey pastaneci miydi? O poğaça satan değil mi? Poğaça satıyor Mevlüt Bey. Bak bana soracak olursan çok normal insanın birinin hani arabasını el kaldırıp binmesi değil mi baktığın zaman? Ama bana normal değil. Bak onu söyleyeyim. Hani haber vermeden birinin arabasına binmek kadın ya da erkek bana normal gelmiyor. Kusura bakmayın hani bana dar görüşlü deyin, o deyin, bu deyin, şu deyin, ne deyin ben bilmem. Haberim olursa amenna. Ama haberim olmazsa derim ki hayrola. Şimdi fakat diyor ki bu poğaça satan beyefendi, ben diyor yağmur mu yağıyordu, kışta aldım eşini götürdüm diyor. Küçük yer oraları, çok fazla vesait de yok. İnsanlar da birbiriyle akrabaysa tanıdıksa daha fazla da binilir. Eşin de sana bunu söylemiş. Madem diyor Tayfur bunun problemini yapıyordu. Ben buradayım diyor. Niye gelip bana? Allah ben problemini yapmadım bak hani dedi. Ben de dedim ki hani bak bir şey etmedim. Hani dolmuş, ama kadın bunu okulda anlatmış. Demiş ki arabasına bindim de illallah ettim diye anlattılar ya. Tamam, abartmış da olabilirler yani. Ben ona bir sefer diyorum. O da mesela gitti arkadaşına dediyse. Hani abartmış da olabilir. Ben ona bir sefer diyorum yani. Ben diyor sabah Melda abi götürü diyor. Tamam o zaman bir daha diyorum hani şey etme. Servisle git de gel diyorum. Tamam belki de bunu dedi. Bu olay büyüyor yani. Hani onu da mı demeyelim? Hani o gün ben de dedim hani bindiğini kendi akşam gel dedi sabah Melda abi. Ya ben şunu anlayamıyorum ya. Yani hani böyle kirazının önünde çıktın diye problem yaratan bir adamın karısı nasıl o zaman gidiyor da birinin arabasına biniyor, servis varken okula gidiyor. Ben anlayamıyorum yani bilmiyorum anlayanınız var mı? Herkesin ilişkisi kendini bağlar, birbirini bağlar da şimdi böyle bir kocanın nasıl o zaman... Diğerini kabul ediyor, bu kadar sessiz kalıyor ya da sadece bir kere sordum diyor. Burada bir anlamadığım bir şey var sizin ilişkinizde yani, onu anlamaya çalışıyorum. Abla onu diyorum ben de hani her gün hani şeyle dolmuşta gidip geliyor hani bilmem hani gören olur hani kendimizi şey edeme. Şeyle git de gel diyor mesela, servisle git de gel dediğim kelime bu ama bu okulda... Bu kadar böyle bu sakinlikte mi söyledin? Böyle hani mi söyledin? Konuşuyoruz mesela akşam geldi hani yemek yedik sen çay içerken. Sen bana anlattığın gibi mi anlattın onu? Böyle anlattın ne dedin kakın demen şey miydi? Çünkü o kadın demiş ki ya. Okula gittiğinde illallah ettim nereden bindim yani diye anlattı ya duyduk ya. Valla belki de hani böyle diyorlar onu da bilmiyorum yani ben dediğimi diyorum ben bir sefer ettim ondan geri bir daha şey etmedim. Yok artık. Bir hanımefendi telefon attığımız demiş buyurun. Alo iyi yayınlar Müge abla. Günaydın buyurun. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de gezi aleminde oryantal olarak çalışıyorum ablacığım. Eğlence mekanında çok... oryantal olarak çalışıyorsunuz. Evet ablacığım. Hı-hı. Bu şahsı çok iyi tanıyorum ablacığım. Hangi mekandan mahsus... tanıyorsunuz? Çünkü şimdi o iddia ediyor beni tanımıyorlar yani, diyor. İsim vermeyeyim ama beyefendiye iki kelime söyleyeceğim çok iyi hatırlayacak. Tamam hatırlatın o zaman bir kendinize öyle iddianızı söyleyin. Evet. Ben oryantal saatinde hani yani gezi alemini fazla da özendirip anlatmaya bir şey yok. Rezil bir hayat zaten. Kimsenin de tavsiye de etmiyorum kesinlikle. Ben bu beyefendinin masasına gittim. Bunlar üç kişiydi. Üç kişi gelmişlerdi. Ne kadar zaman önce? Bundan 5 sene falan önce. 5 veya 6 sene önce abla. Öyle söyleyeyim size. Asortik isimli bir yer vardı ya. Neydi adı? Karizma mı? Evet ablacığım. Tamam, ben hani isim vermek istemiyorum. Tamam öğrendik artık. Şu an çünkü öyle hala oradayım. Tamam. O yüzden bu beyefendi oryantale, oryantal diyeyim. Hala sinirden titriyorum gerçekten. 100 lira para almış eline. Benim göğsüme para takacak. Beni sıktı. Yani baya bildiğiniz sıktı böyle. Ben bunu itekledim. Bana da bir kelime senin kafanı gözünü kırarım. Seni burada mahvederim, seni bulamazlar. Bu birinci. Çok iyi hatırlar. Orada bizim şef kartonumuz bunu oturtturdu. Oturtturdu. Sakinleştirdiler. Hani oryantal saatimiz bittikten sonra biz bir de konuş oturuyoruz ablacığım. Alkol içiyoruz yani müşterilerin yanında.
Tekrar bu beyefendi beni çağırdı yanına. Bana dedi ki, ya dedi özür dilerim dedi. Gerçekten dedi, hani öyle yapmak istemezdim falan. Neyse biz muhabbet ediyoruz. Bu eşinin açık bir fotoğrafı var abla. Onu açık bir yayına derken, verebilir misiniz? Açık derken saçı açık olan. Açık. Evet, onu bir yayına verebilir misiniz ablacığım? Evet. Onun fotoğrafını bana bizzat gösterdi. Ya dedi benim bir kız arkadaşım var. O da dedi eskortluk yapıyor dışarılarda, ona buna dedi bedava. Bu araştırılsın. Bu bayan araştırılsın bulunsun yani. Siz dedi iyi kazanıyorsunuz. Bulunsun, benim açık bayan... adresim, benim açık adresim Müge Anlı'da var. Tamam. Gerçek araştırılsın ismim, ablam. İsmim de var. Bu savcıya da gelecek, gerçek, mahkemeye de gelecek benim yani. Benim gerçek soy ismim de var. Adım da var, soyadım da var. Tayfur bu bir. İkincisi. Biz Konya'ya gittik çalışmaya. İsmini vermek istemiyorum mekanın. Didem kod adlı bir bayana. Sen... oturup benim bu kadar paramı yedin içtin. Hele ben seni bilmem ne yapmadan bırakmam, otelde oda tuttum. Demedin mi? Ben Konya'ya hiç gitmedim ki. Evlendi. Konya, şu an evlendi de eşi tamam aksumay. O karizma da araştırılacak. Değilim yani. Ben giden adam değilim yani ben. Ben araştırılsın bunlarda. Yarın da mahkemeye gel. Olacak abi. Bu fotoğraflar çıkınca fotoğrafları göster. O araştırılacak yalnız senin adın soyadını çıkacak yani. Ya abla bir de bir şey daha söyleyeyim Müge abla. Hayır sana, bir şey söyleyeceğim. Sana... Tayfur Konya'daki mekana geldi mi? Evet geldi. 3 kişi geldiler. Hayır ama bak veya... şimdi. O Akşehir'deki ayrı ilk anlattın senin iddian. Peki Konya'ya geldi mi? Konya'daki mekana da gitmişler. Benim arkadaşım öz anlattı. Çünkü o gün ilk tanıştığımız zaman benim kız arkadaşım şu an evli. Benim kız arkadaşım, ben ikimiz beraber oturmuştuk. Sonra onlar ayrıldılar mekandan, Konya'daki mekana gitmişler. Ve kıza demiş ki ben sana bu kadar parayı şey yaptım. Anladım. Şimdi onlar kesiliyordur zaten. Yani o kızın da yanına gidiyor. Ben sana para harcadım, benimle beraber olacaksın gece dediğini iddia ediyorsunuz. Ama Tayfur da diyor ki ben hayatımda hiç Konya'ya gitmedim. Orada köfteci, kokoreççi de tanıdı da ona da kızdı. Ben gitmedim dedi. Kokoreç... Ben sürekli giden biri değilim zaten ben. Sorun, soruşturursun yani. 5 sene öncesini diyor yani. 5 sene öncesini ben gitmiyordum evet. Yani. Beni dinler misiniz? Abla onun sesini duymak istemiyorum. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Bu bir gün bana mesaj attı. Yine böyle taciz içerikli bir mesaj. Ben bunu engelledim. Ben bunu engelledim saat 2:30 veya 3 mekan kapanmak üzere. O gün mekana gelmedi bu. Ve bana arkasından eşinin telefonundan mesaj attı. Eşi beni aradı sen kimsin diye. Bu adam eşinin telefonunu kullanıyor çünkü. Yalan abla. Evet. Yalan ya, konuşuyor adını, bu adam. Soyadını, bu kadının adını soyadını ver. Var, zaten tamam abla ver. Zaten biz eşi... Bir şeyler söyleme hayatım. Güzel kelimelerle birbirimize hitap edelim. Konuş. Öyle sorunun var. Jandarması var, polisi var, şeyi var. Şikayetçi ol. Neni şikayetçi olmuyor madem? Ya burada neyle şikayetçi olayım? Böyle böyle etti değil. Neni şikayetçi olmuyor? Edemez ki. Yok çünkü yani. Böyle bir şey yok. Senin de çoluğun çocuğun var. Çoluğundan çocuğundan çıkar bak. Yalan konuşma. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Benim 3 tane yavrum var. Biri 22 yaşında yani. Aslanlar gibi. 2 tane ikizlerim var. Senin oğlun gibi şikayet edeyim. Sana bile kızleden bir insan bu be. O kadar oğluna güveniyorsun da niye gelinine para veriyorsun? Uğraşma. Neyse doğruyu demiyorum. O kadar demiyorum. Oğluna güveniyorsun da neden gelinine para ben veriyorsun? Ben de sana diyorum ki şikayetçi senin ol diyorum. Senin oğlun 5 para etmeyecek bir siz insan. Siz oluyorsunuz da ne oluyor? Tamam, o siz kızdığınız için öyle olmuş herhalde de. Tamam teşekkür ediyorum. Yani eğer emniyet yetkilileri isterse zaten telefonunu veririz. Aslında burada senin karakterinle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Senin bu 2 tane arkadaşın kim acaba ya? İsimlerini bilmiyorum hatırlıyor abla, musunuz? Yani ben öyle bir sürekli bir gittiğimde hanımefendi. Arkadaşım yok yani. Ben baba. Efendim? Anlamadım ablacığım. O gelen arkadaşlarıyla telefon isimlerini hatırlıyor musunuz? Ablacığım birine bacanak deyip duruyordu. Bacanak.
bacanak bacanak deyip duruyordu. Öbürüne de Emneoğlu diyordu. Bilmiyorum. Çünkü ben bunun yanında oturuyordum. Kiminle gidiyordun? Tayfur? Valla benim öyle benim yakana bir gittiğim bir arkadaşım yok yani. Böyle sürekli gittiğim ya da şey ettiğim ben. Nasıl diyeyim, karizmayı da araştırın yani. Ben sürekli bir, nasıl diyeyim mesela senede bir sefer ya da iki sefer giden şeyim yani. İki değil miydi? Evet, 15 günde bir gidiyordun, şimdi senede bir gidiyordun. Hani ilkin gidiyordum. Şimdi bak hani şu iki üstü nedir? Gitmiyorum satanım mekanlara. Ama zaten oradan da bağlananlar zaten 5-6 seneden bahsediyorlar. Tamam. Sürekli giden şey diyelim yani. Hani binde bir mesela arkadaşlar şuraya gidelim derse ben orada bayanları ben tanımam para yani. Para gerekiyor oraya gitmek için. Orada doğru söylüyorsun. Baban sana veremiyor çocuk adam parasını. Ben babana çok saygı duyuyorum biliyor musun? Yani inşallah tek çocuk diye bunu böyle yetiştirmediniz. Yani buradan herkese de örnek olsun. Yani tek oğlum diye böyle haydelersen işte bak yazık. Ya böyle olsun diye yetiştirmedik ki ya biraz... Yani tek olunca biraz yüzlendirdik, şey ettik. Ya işte, yazık işte. İşte fazla da yüzlendirince böyle oluyor. Abla hiç ilgilenmedim. Bak ben söyleyeyim. Kızı 6 aylıka bu verdim. 6 ay sonra kızı Akşehir'e ayır vardı. Başından defetti oğlunu. Senin kızın kendisi gitti, kendisi. Tamam. Ben sana sonra, demedim o zamanlar. Tamam. Oktay kızım Allah'a öyle gitmez derdi. Kızım nerede kalktı? Öyle aşk mı yaptınız, tok mu yaptınız? Sana doğruluk baba bile demez. Baba bile demez. Baba sen dedirtmedin. Sen demezdin. Siz dedirtmediniz. Altın verme dedi ya kızıma kızdın lan küstün. 5 sene küstün. 5 sene sonra barıştık mı? Küstün lan paramı. Çek bırak paramı geldim. Ben bırak kızım aramaya geldim. Sen ablacım ayağa kalkmasan bir de reklamlara girsek. Muhammed 4.30 geliyormuş. Muhammed günaydın. Günaydın Müge Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sen niye sürekli böyle sinir krizi geçirip hastaneye gidiyorsun? Çünkü hastanedekiler bile bizi arıyor. Diyor ki gene Bedriye'nin abisi buraya geldi, gene hasta diye. Sen niye öyle şeyler yapıyorsun ki? Niye sinirleniyorsun? Bu gece mekanındaki ihbara mı sinirlendiniz? Evet. Evet. Tayfur Bey'e bu konuda tepkili Müge Hanım. Tamam açıklasın kendisi. Şimdi Müge Hanım ben yani şu anda size ne söyleyeyim. Tayfur Bey'i babasıyla aramaya gittiğimiz gün Tayfur Bey kendisi beni eve bıraktığında dedi ki gözlerim ağrıyor. Sonra eve gideceğini söyledi ve gitmeden önce bir arkadaşına uğrayacağını söylemişti. Ve ben aradım telefonla, telefonu gene açmadı. Bu ertesi günden bahsediyorsunuz siz. Arkadaşını aradım. Ha, ayın 7'sinde. Tamam. Babasıyla beraber gittiğimiz gün. O dediği arkadaşın telefonu açtım. Tayfur dedim, yanında mı abi dedim. Değil dedi. Seni aradı mı bugün dedim. Aramadı dedi. Ondan sonra hayırdır dedi. Ya bugün Tayfur geldi. Sordu böyle böyle. Çocukları sor dedi. Abi senin haberin yok mu dedim. Yok dedi bir şeyden. Bizim kız kayıp abi dedim. Ondan sonra dedi ki olay ne? İşte ifademde verdiğim gibi anlattım. Ben Tayfur'la yarın görüşürüm dedi. Tabii bu esnada kafama gılgırdı girdi. Dedim bu bir şey yaptı. Hatta babasına da aynısını söyledim. Adem emmi de biliyor bunu. Dedi o zaman arabaya bindik evine gittik. Ondan sonra telefon açıyoruz gene açmıyor. Telefon açıyor açmıyoruz. Sonra kapısına vardık. Kapısına vuruyoruz gene açmadı. Tekrar aşağı indik. Bu esnada Adem emmi ararken ben telefonun sesini duydum. Cam açık. Adem emmi dedim bir daha ara dedim şu telefon dedim. Tamam. Aradı telefon içeride çalıyor. Tamam öğrendik onu. Telefon içeride. Arabası neredeydi? Araba da bu arada evinin önünde değilmiş yalnız. Pazarı arabası da pazar abi. Pazarı var. Pazar pazarının yanında. Niye arabası... pazar pazarının orada? Abla hani şey hani egzoz açık benim de hani arabanın. Hani millet rahatsızlık vermesin diye o gün oraya koydum arabayı. Hani 3-4 gün arabayı oraya koydum. Ben hani olay hani şey olunca hani
Niye arabayı buraya koyuyorsun diye şey ettiler bana. Mali Muhammed Gül bile. Pazar pazarına buraya niye koyuyorsun arabayı diye. Tekrar ben yine kapının önüne koydum yani. Ben her gün bu arada arabayla işe gelip gidiyorum yani sabahlar. Arabayı sakladım yani. Saklıyorum ya da pazarın oraya sakladım gibi değil yani. İyi de insan, sen yeni araba almışsın, kapının önüne kadar gelmeyeceksen ne anlamı var? Bu da saçma. Sen o 7,5 saat o egzozu açık arabayla Akşehir'in içinde dolaştığını iddia ediyordun ya biz. O zaman millet rahatsız olmuyor muydu? Tabii hani o günü oraya koydum arabayı. Hani 2-3 günü arabayı oraya... Bak Tayfun işte bak kızıyorsun ama belki ben de sana çok normal bir şey soruyorum. 7,5 saat, 6,5 saat Akşehir'in içinde dolaştığını iddia etmiştin ya. Sonradan bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. O zaman da bu arabanın egzozu açık değil miydi? Gerçekten. E tamam seni öyle dolaştırdılar mı 6,5 saat Akşehir'in için o gün? Bir önceki gün dolaştırdılar. Bir sonraki gün sen mahalleye bile gelmiyorsun. Pazar pazarın orada mı bırakıyorsun arabayı? Evet. Hani oraya koyuyorum ben arabayı. Mesela akşam hani saat 1:30-2 idi saatten geldiğimiz. Arabayı oraya koyuyorum ben eve gidiyorum. Bunlar hani sabah kalktım da Muhammed abi hani cevapsızlık arıyorum. Muhammed arıyorum ben sabah. Ne oldu akşam ben aram. O da diyor biz akşam diyor size geldik diyor. Kapıyı çaldık da duymadın ya diye. Ya mantığı ne bunun yani ben onu soruyorum. Mantığı ne? He? Nasıl abla? Arabayla niye evinin yani? Önüne kadar gitmiyorsun? Çok basit bir soru. Abi bilmiyorum yani o gün koydum oraya arabayı. Neden? Ya bunun bir açıklaması olmalı. Arabayı evinin önüne kadar getirmemenin bir açıklaması olmalı. Bilmiyorum yani o gün arabanın içinde hani bir aşaları falan vardı ondan da arabayı oraya koyayım diye şey ettim. Ne alakası var? Bira şişeleri vardı. Kimin görmesini istemedin o şişeleri? Ama şimdi hani köyde hani şeyde mahallede evlendim gören şeyde. Hani bir de mahallede hani, değil bir de saat olur. Hani geç olunca bak bak hani yine içmeden geliyor derler gibi düşünürler diye arabayı oraya koydum yani. Yine içmeden geliyor. Ya karısı kaybolmuş yani, ama içmeden geliyor. O gün zaten yine alıyormuş alkol. O gün de içmişsin. Kendi söyledi. İçmişsin. Ertesi gün de geliyor Muhammed, o bölgedesin. Kola içti, ben alkol aldım diye. Tamam abla hani içtim de hani ben içmedim demiyorum zaten. Saklamıyorum yani burada. Hayır sizin orada Akşehir'de çöp tenekesi yok mu? Abla vardı hani o gün diyorum yani geç olunca bir tane hani millet yanlış şey ederdi. Arabayı oraya koydum yani. Hani... Arabayı, bilmiyorum hani böyle olacağını bilsem zaten arabayı kapının önüne koydum. Ya da böyle olacağını bilsem hani ya uyumazdım böyle... bunlara kapıyı açardım yani. İşte zaten sen hiçbir şey olacağını bilmiyorsun ya. Hani niye evine arabayla gelmiyorsun işte? Hiçbir şey olacağını bilmiyorsan eğer normal hayatına devam edersin. Hani ne oldu ki sen hayatına devam etmiyorsun, arabanı oraya koyuyorsun, birikini buraya koyuyorsun. Sana insanlar ondan soruyorlar işte be yavrum ya. Valla bir tek o zaman koyma mesela bu Bedir'e kaybolmadan önce de arabayı yani. Oraya da koyuyorduk yani. Oraya eğer o zaman koysan, o zaman sana al arabanı buradan derlerdi, bir daha koyamazdın. Bedri'ye kaybolduktan sonra koydun ki, arabanı buraya koyma dediler ve bir daha koymadın. Ya koymadım değil mesela, nasıl diyeyim sana? Bilmiyorum yani. Hani keşke koymuyorduk, oraya koymuyorduk arabayı. Ne bileyim, Muhammed ile babam geldiğinde duyuyorduk da kapıyı açıyorduk. Ya da böyle olacağını biliydim. Yarın ertesi gün o gün polis getirdim ben kendi evime, incelettirdim. Hani ben şimdi bunlara da dedim olay yeri gelmeden mi? Önce. Benden sen şüpheleniyorsanız abi. Gelin dedim yani polisi çağıralım. O zaman çağırırlardı polisi. Vallahi Tayfur ben senden Muhammed ben senin neden şüphelenmediğini de hiç anlamadım yani. Niye bak yine söylüyorum. Ben herkesin yüzüne konuşuyorum. Niye o zaman bu adamla kol kola gezdiğinizi ben hiç anlamadım yani. Sen gittin mi daha evvel gece kulübüne Tayfur'la? Şimdi Müge Hanım. Bunu da sen Tayfur'la gittin mi 5-6 sene evvel? 5-6 sene önce. Bizim eski yeni araba var. Vallahi hatırlamıyorum abla. Biz Tayfur'la o zamanlar... Tayfur yeni askerden... Yok, yeni askerden geldiği zaman bir sefer gittik. Yalan konuşmayayım. Aa, kaç yıl önce. Ya bu da bir sefer. O zaman gene ben alkol almadım. Kaç yıl önce Adem emmi? Ben yoğuldum o zaman. Şimdi Adem Bey. Adem emmi. Adem emmi sana ben bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum ya insan da kız kardeşim. Sizin evde oturduğumuzda gece kulübüne gider mi ya? Kız kardeşim üzülecek. Yani var böyle gidenler de ben gerçekten akıllarına şaşayım ya. Kız kardeşimin kocasıyla ben gideceğim konsomatrise. Vay 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 vay. Allah cezanızı versin yani.
Gerçekten ya. Hani benim kardeşimle kocam gidiyorsa gidişleri olsun, dönüşleri olmasın inşallah. Hani gerçekten inanılmazlar yani. Akıl mantıklı. Yani kocası gitse abisinin demesi lazım ki sen niye benim kız kardeşimi... Yani bu bir ihanet. Gidip başka kadının orada içmek etmek kadına ihanet. Yani kız kardeşinin, kocasının kız kardeşine ihanet etmesine göz yummak. Enteresan. Allah akıl fikir versin. Vallahi gidişi olanların da dönüşü olmasın inşallah. Amin ya Rabbim. Bak bence birçok kişi diyordur. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ha siz ne yapıyorsunuz yani? Sonra bu adam jandarmaya gitmiş. Bak Adem Bey diyor ki sakladım gelinimi. Niye saklıyor? Dövüşmesinler, etmesinler bilmem ne siniri geçsin evet, diye. Evet. Jandarma geliyor. Adem Bey'in diyorsunuz ki siz kendiniz anlatıyorsunuz. Parmağı mı kırılmış, bir şey mi incinmiş, bir şey olmuş adam öfkeden bir yere vururken. Bu adam bunları yaşıyor. Sonra diyor ki senin damat, ben diyor ki vurdum kapıyı, kadını diyor sokakta bıraktım diyor. Bununla beraber hala da o alkol aldı, ben kola aldım bilmem ne geziyorsunuz. Yani kusura bakmayın. Gerçekten bak bunu hani gidip de millet birbirini dövsün diye asla söylemiyorum. Katıldığım bir şey de değil ama kola içene kadar ben buna bir yapışırım ya. Yani kardeşim sen benim kız kardeşime ne yaptın, nasıl sokakta bırakırsın diye. Ne kola içeceğim ben buna ya? Bak bir şey de yapmamış olabilir ama şimdi biliyorsun ya. Gidersin o günde o karakolu var ya. O karakolu ayağa kaldırırım ya. Benim kız kardeşim, üç çocuk annesi. Eğer eminsem kız kardeşimden. Siz hala daha Üfürükçü'ye gidip Konya'da evli çocuklu adama kaçmış diyorsunuz. Yani biraz da hep Tayfur'a kızıyoruz ama biraz da herkes de kendine de bakacak. Ne Üfürükçüsü? Kim kime kaçmış? Benim namusundan emin olduğum kız kardeşime hangi Üfürükçü adama kaçtı diyebilir? Ay söylemeyeyim söylemeyeyim dedim burama kadar geldi. Yakasına yapışırsın sen burada alkol alacağına. Döv demem, söv demem. Kız kardeşimi bir şey yap, ne yaptın demem. Dersin ya. Şimdi öncelikle ben tabii Adem Bey'e de o yolları göstermek istiyorum. Sağ olsun aslında siz de oğlunuzun hem gelininiz kaybolduğu gün hem de ertesi gün gittiği söylenen yere geldiğiniz çekim için orayı gördünüz. Şimdi Tayfur önce dedi ki ben bu yolları kullanıyorum. Çünkü ben buradan köye gidip geliyorum dedi. Sonra gene lafını değiştirdi. Arkadaşlarımız da gittiler. Hüseyin gitti. Dedi ki buraya hani buraya gelindiğinde köye nasıl gidilir? Orayı çekti. Hatta oradan muhtarı buldu. Çünkü o kör kuyu lafını ben önemsiyorum. Tayfur hatırlamıyor. Biraz Tayfur herhalde alkol alınca ne dediğini bilmiyor. Belki de Bedriye için demedin Tayfur. Ama bu lafı etmişsin. Yani belki de bir başkası için ettin. Bilmiyorum sizin oralarda kayıp kim var. Ama ya da kuyu ne bileyim açıktaydı da buradan bir ceset çıkarsa kimse şaşırmasın mı dedin? Hani düşerler falan diye mi söyledin? Senin define kazdığın yere de arkadaşlar gece gitmişler gerçi ama orada da mesela define kuyuları falan da var. Bir izleyelim. Sen cevabını ver. Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu 6 Temmuz'da ve sonraki gün gittiği yerlerle şüphe uyandıran eş Tayfur Kılıç'ın o gün eve dönüşte izlediği güzergah yayınımızda gündeme geldi. Tayfur Bey'in buraya araçla Akşehir'den geldiği görülüyor ama dönüşü gözükmüyor. Alkol alırken o yanına doğru vakit geçsin diye çıktım ya. Senin evinden buraya yakın yol burası değil ki. Bilmiyorum yani o gün alkol alırken geldim yani buralara. Karının kaybolduğu gün ve ertesi gün senin bu yolda işin ne diyoruz sana Burak, işte. Burak ondan kere çık bir sefer çıktım abla ben o gün. Bir daha hiç gelmedim zaten bu yolu hiç ertesi kullanmadım. Ertesi gün de oradaymışsın. Hani ertesi gün zaten biz Muhammed ile buluşuyoruz. 4-5 gün Bey, Muhammed ile kesiyoruz. Buraya gelmişsiniz. Hangi yoldan döndünüz? Ben o yola bir bakmak istiyorum. Nereden döndünüz siz buradan? Buralara girmiyorum zaten ben. Yol kenarında boşluk yer. Başka yoldan döndünüz. Yoluna çıkıyoruz. Orada bir boşluk alan var. Ben oraya duruyorum arabayla. Tamam nerede dönüş durdunsa yok. Durdun. Nereden döndün? Uçurumun kenarı mı? Evet. Dönüş yolunuz yine aynı yol mu? Evet. Tayfur Kılıç'ın Akşehir'e dönüş için hangi yolları kullanmış olabileceğini araştırmaya koyulan ekibimiz ilk olarak Tayfur Kılıç'ın işaret ettiği yerdeydi. Can kurtaran mevkiinde Isparta-Yalvaç yolu üzerindeki o uçurumun kenarındayız. Bu noktadan da Çimendere'ye bir yol olduğunu tespit ettik. Şimdi o güzergahı göstereceğiz. Can kurtarandan Çimendere'ye giden yol Isparta il sınırına girdikten 2 kilometre sonra işte tam bu noktadan ayrılıyor. Bu yolda devam ediyoruz. Güzergahta bizi yine derin vadiler ve ıssız çam ormanları karşılıyor.
Can kurtaranla Körkuyu iddiasında adı geçen Çimendere arasındaki yolu 33 dakika 25 saniyede kat ettik. Çimendere'ye vardığımızda bölgedeki kuyuları da araştırmak üzere Muhtar Ahmet Akman'la bir araya geldik. Burası Çimendere sınırları içerisinde. Bizim mülkümüz olan iki tane kuyu var. Benim de bilmediğim kuyular olabilir. Sizin kuyularınızı da görebilir miyiz? Tabii ki görelim hep birlikte. Hadi buyurun. Bir araya gireyim. Burada tabii tarla. Herkesin kendi bahçesinin sulaması için kuyuları var. Yani Muhtar Bey bize kendi tarlasındaki kuyuları gösteriyor. Bunlar gibi onlarca kuyu var. Evet. Yani kör kuyu neresi? Allah bilir. Bilmiyorum abla yani kör ben öyle kuyu, bir şey... Pardon, kör kuyu ne demek? Abla bilmiyorum yani kör kuyu hayır, ne demek. Hayır ben sana sizin tabirinizi soruyorum. Ben bilmediğim için soruyorum. Mesela kör kuyu ne demek biliyorum da. Kör kuyu ne demek sence? Bilmiyorum abla yani ben burada duyuyorum hani kör kuyu hani ben de bilmiyorum ne demek. Sizin orada çok kuyu olduğuna göre ben hiç kuyu görmedim hayatımda. Sen bilirsin mesela kör kuyu neye denir? Bilmiyorum abla bizim bildiğimiz bir sontaj kuyuları var yani. Hı. Ona deriz yani biz kuyu. Anladım mesela kör kuyu denince ne anlaşılır? Bilmiyorum İçinde su yani. Olmayan kuyu mu mesela? Benim aklıma o geliyor kör kuyu. Vallahi bilmiyorum abla ya. Ay neyi bilmiyorsun sen köyde yaşamıyor musun kardeşim? Abla, ben hani köyde yaşamıyorum kuyu söylüyorum. Kuyu mu gördük hani kör kuyu mu gördük ya tabii kuyu mu gördük yani bizim kuyular. Niye ben orada kuyular... ben orada yaşamadım. Hani bin tane kuyu görüyoruz işte orasıyla ilgili. Senin de bahçende kuyu vardır yok mu sizin tarlanın kuyusu? Kapalı sontaş kuyuları var abla bizim tamam, orada ya. Tamam kör kuyu neye diyor halk neye diyor kör kuyu diye? Ben derin kuyulara derler herhalde bilmiyorum neye abla. Neye derler? Yani derin kuyulara derin. Derler herhalde. Derin kuyulara denir he. Derin kör kuyu neye denir Oktay Bey Adem Bey? Abla kör kuyu susuz. Tamam su zamanında suyu olup da sonra suyu çekilmiş. Tamam kuyu. Bu yeraltı sularını artıcayına çıkarıp tamam o yeraltı sularını devamlı artıcayına çektiğimiz için akarsular olmayınca su kuyudan çekildiği için kör kuyu denir. Ona da kör kuyu denir. Öyle midir Adem Bey? Evet, evet. Onlar artık kullanılmaz yani. Değil mi? Evet. Onlara evet. Kimse evet. Bakmaz. Evet. Bir de bunu anlıyoruz anladığım evet. Kadarıyla. Niye bilmiyorsun sen artık de okumak için ortaokulda milyonga gitmişsin ki o köyde yaşıyorsun. Kör yani. Kuyunun ne olduğunu herkes konuşurken hiç duymadın mı? Sen de bir bilmiyorum diye tuttuğuna gidiyorsun. Vallahi abla burada hani kör kuyu hani burada duyuyorum yani ben. Evet indiğini de bilmiyorum. Ay beş kere beş kaç eder mesela? O ne der onu biliyoruz hani kaç kör ediyor? Kuyu hani neye denir bilmiyorum ya. İyi. Burası Çimendere sınırları içerisinde. Bizim mülkümüz olan iki tane kuyu var. Benim de bilmediğim kuyular olabilir. Sizin kuyularınızı da görebilir miyiz? Tabii ki görelim hep birlikte. Hadi buyurun. Bu bizim amcamıza ait bir kuyudur. Kaç metre derinliği var? Yakın 2 veya 3 metredir. Sizin bu kuyuları hiç tamamen boşalttığınız oluyor mu? Oluyor. Yaz döneminde su kalmıyor zaten, bitiyor yani. Şimdi burada bizim babamızın elini açtığı kuyu. Zaten dibi de gözüküyor zaten burada. Biz bu kuyuları kullandık. Açıp kullanmayan, sulamayan başka bir kuyu var mı onu da bilemeyiz. Ekibimizin Tayfur Kılıç'ın cenaze çıkacak dediği öne sürülen kör kuyunun olduğu Çimendere'de araştırma yaptığı esnada köy sakini Cengiz Öğüt bize ulaştı. Anlattığına göre Kılıç ailesinin eskiden bölgede bir arazisi vardı. Tayfurların buradaki arazi meselesi dikkatimi çekti ama bu araziyi Bahattin Kılıç yaşlı amcasına ben sordum bu araziyi. Tayfun dünyada yokken devlet kamulaştırdı, çam dikti diye bana söyledi. Bak bu görünen çamlar dikilirken ben minibüsümle 93'ten evvel işçi getirdim. Bedriye'de olabilir. Biz beraber çay içtik, yemek yedik. Kötü bir kız değil yani. Çalışkan bunlar aile olarak. Yani kötü diyemem ben. Peki şimdi o özelleştirilen, çam dikilen alanın üstünde de biz burada özel bir mülk görüyoruz. Burada peki bir kuyu var mı? Kuyu var ama dipsiz kuyu değil yani. Burası ufak bir çukur yani su biriksin diye açtırmış. Ağaçları, cevizlerini sulamak için. Bunun gibi başka var mı burada? Bir tane daha var azilerde. Tamam onu da bir görelim. Buradaki su da kurumuş zaten. Derinliği ancak bu kadar. Tabanı gözüküyor bak zaten kuyunun. Yani... Kışın su topluyor, ağaçlarını suluyor yazın. Tayfur Kılıç'ın Akşehir'e dönüşte takip etmiş olabileceği güzergahlar için bu kez Çimendere'den Ilıcağa doğru yola koyulduk. Müzik
Can kurtaran istikametinde gittiği yoldan dönmediği tespit edilen Tayfur Kılıç'ın Çimendere'den Ilıcak tarafına, Akşehir tarafına dönebileceği tek yolu izleyerek 14 dakikada işte bu noktaya geldik. Bu noktadan Akşehir ilçe merkezine ulaşabileceğimiz yolu da göstereceğiz. Acaba alternatif yoldan Akşehir'e ne kadar sürede gidiliyordu? Gösterdiğimiz alternatif yoldan da Akşehir ilçe merkezine 9 dakika 44 saniyede ulaştık. Gece geç saatlere kadar araştırmalarını sürdüren ekibimiz Tayfur Kılıç... Bu defineye gelmeden önce hangi yoldan geriye döndün? Hala ben buralara falan gelmiyorum. Yani can kurtaran yolundan ben dönüyorum. Ama o gece dönmemişsin. Zaten o yüzden bunu yapıyoruz. O gece sen Akşehir'den buraya geliyorsun, evet. Ama buradan, Akşehir'den buraya geldiğin o can kurtarandan Akşehir'e geri dönmüyorsun. Hala zaten bu gösterdiğiniz yolları bilmem yani ben. Hani şimdi götür, gönderseniz Akşehir'e buradan yani Çimendere'ye çık desen bilmem yani ben o yolları. Niye tabelalar var? Nasıl hala bilmiyorum yani hiç gitmedim Çimendere'ye. Ya orayı hiç bilmeyen bizim arkadaşlarımız o yolları buldular. Senin nereden gittiğini keşfettiler, yolları gösteriyorlar da. Sen orada yaşıyorsun, abi, gitmedim, o yolları vallahi gitmedim yani hiç. E tamam, o zaman sen şimdi o gece Bedire'nin kaybolduğu gece buraya gittin, tamam. E sonra buradan ışınlandın mı tekrar, nasıl geri döndün? Ola orada hani kenarda duruyorum ben. Aynı yolumdan dönüyorum ama mesela. Ama aynı yoldan geri dönmemişsin. Akşehir'e geliyorum yani. Ama Tayfur'cum aynı yoldan geri dönmemişsin işte, başka bir yoldan geri dönmüşsün. Uzaylılar gelip seni ışınlayıp oradan tekrar Akşehir'e getirmediler ki, ya yoldan geri göreceksin ya arkadan gelmişsin işte. Hangi yoldan, iki tane yol var, hangi yoldan gittin sen abla, söyle. Abla bu yanlara falan hiç gelmiyorum yani ben. Hangi yoldan geri döndün o zaman? Sen abla, söyle. Dönüyorum ben aynı Isparta yolundan Akşehir'e geliyorum yani ben. Allah'ım sabırlar ver. Dönmemişsin işte oradan Tayfur. Oradan dönmüyorsun, arka yoldan geliyorsun. Hangi yoldan diye de işte soruyoruz sana. O yüzden çekiyoruz bunu. Abla, bilmiyorum yani ben. Kameramı çekmedi, nasıl oldu? Bilmiyorum yani. E kamera çekmiş de sen geri dönüşünü mü çekmeyecek? Abla, bilmiyorum nasıl olduğunu. Hani ben gitmediğim yere de gittim mi diye yani dönmediğim yere. E sen buraya da gittiğini söylememiştin yani ki. Senin buraya gittiğini gören kamera dönüşünü de görürdü. Sen burayı da söylememiştin ki bize. Biz seni 6,5 saat Akşehir'de dolaşıyor biliyorduk. Bunu da söylemedin ki. Efendim? Alo. Efendim? Sesim geliyor mu Müge Hanım? Geliyor. Ben bir sefer Bedriye'nin numarasını almak için aradım. Ondan sonra ben konuşayım dedi. Konuştuktan sonra beni aradı. Abla aradım, ben konuştum. Akşam görüşelim dedim ona. Eve gidince arayacağım, konuşacağım dedi. Tamam. Eve gidince aradın mı diye bir kere daha aradım. Ulaşılmıyor, bizimki kayıp dedi. Yok dedim, ulaşılmıyor telefonuna dedi. Hı-hı. Evet. Peki siz dediniz mi? Yani bu, olay bu. Bir kere tabii kendisi kayıtlarda belli. Benim ya attığım mesajlar Asayiş Şube aldı. Karakola'da alırdı. Biraz cam kenarına doğru gider misiniz? Yani böyle sürekli arayıp rahatsız ettiniz mi? Gülcan da o yüzden git istersen kayınpederine söyle, kocasına söyle demiş ya. Ben de çok bunaldığım için böyle söyledim diyor. Evet. Hayır, 3 defa, en fazla 3 defa. Ben birçok kere hiç aramadım ki Müge Hanım. Ertesi gün bizim görüşmelerimiz oldu. 3 gün, 4 gün, üstüse o bana attı mesajı. Abla ben karakola gidiyorum, haberin evet, var mı? Yok kızım benim bir şeyden haberim dedi. Onlar ben Hüseyin abiye de mesajlar attım. Ben karakola gidiyorum dedim. Sen mi başına bir şey getirdin kızın diye sordum ben buna. Hayır dedi, Sefer abininle benim ne alakam var dedi. Ben gidip karakola vereceğim kızım. Karakol dedim, uğraşsın, ben uğraşamayacağım dedim. Gittim ben zaten karakola bildirdim. Sonra aradan geçen zaman içinde sanırım onlara güvendiğin için mesela buraya geldiğinde bunu hiç anlatma ihtiyacı hissetmedin öyle mi? Ya anne polis de dikkate almadı. Ben de hani burada gerçek keşke söyleseydi bu atmosfer, bu şey, bu kafa artık. Müge Hanım gerçekten üstüme hani şey yapıyorlar ama. Bu olay açıklanmaydı zaten demeyecektin. Ya ben Allah anlamıyor ki, dinlemiyorsun ki işte, ben umursamadığım için söyle, alakası yoktur diye düşündüm. Bir de buraya geldim, bu ortam kalabalık. Kafam ben artık bir yerde değildi. Ben şöyle umursuyorum. Keşke söylemiş olsaydım. Dün de sordum hanımefendiye. Siz ya da başka biri bu fotoğrafları, ki bakın mesajların içeriğini bilmiyoruz yani. Mesajların içeriğini eşiniz bilecek. Siz biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Müge Hanım. Efendim? Messenger'dan Tayfur'un numarasını eşim istediği zaman. Aa, ben... Biraz
cam kenarına gider misiniz lütfen? Alo. Şunu söyleyecek. Alo. Sesiniz gelmiyor, çekmiyor bulunduğunuz yerde. Alo, konuşun ki bir tarafta. Tamam, boyuna kesmeyin siz de arkadaşlar, yukarıdan biz halledeceğiz. Alo. Geliyor mu? Şu an geliyor, evet. Peki Hanım, Messenger'dan telefon numarasını gönderdiği zaman Bedriye, Tayfur da yanındaymış. Hı hı. Tayfur kendi numarasını göndermedi, neden kendi eşini konuşturdu? Yanında niye kendi konuşmadı sefer numarayla aradığı zaman? Soralım. Bana sonradan diyor beni. Attıktan sonra diyor. Attıktan sonra. Bir dakika. Hani iş için diyor. Tamam ben de kapat diyor. Hani iş var kapat diyor. Buraya geldi dedi ki. Bedriye'nin Sefer'le konuştuğunda yanındaymış. Her şeyden haberi var dedi. Abla ben şeyi duyuyorum. Mesajı görüyorum. Mesajı. Tamam hani kapat diyor. Ben onu görüyorum. Bak bunlar resim diyorlar. Fotoğraf diyorlar. Abla bak yine diyorum yenge ben hani Sefer'e batmış iş için ben tezatif tek geliyorum ona. Kim diyorsa Sefer abim diyor. O gün haberim yok. Sefer abim diyor. Bunlar yine fotoğraf diyor. Ben yine diyorum bunlara bak Sefer'le mesajını şey ettim. Ben gösterdim. Oğlum, bak, başka bir şey soruyorum. Bir soru soruyorum. Başka bir şey soruyorum. Ver. Sen neden konuşturup da kendin konuşmuyorsun Sefer abimle? Abla ben attığından haberim yok ki bana. Hani Girik'e tezatif diyor. Annen söyledi. Yanındaymış konuşurken geldi buraya bana sordu. Abla ben yani yenge ben içeri giriyorum. Bu diyor ki böyle hani mesajla mesaj attı Sefer abim. Senin numaranı ben de diyorum hani çalışıyorum. Sefer'den mesaj attı diyor. Onun numarayı gönderdiğinde telefonla konuştuğunda sen yanındaymışsın oğlum. Neden karını konuşturuyorsun da kendin konuşmuyorsun? Ben abla, bunun cevabını istiyorum. Abla konuşuyorlarmış ben bunlar. Ben senin yanındaydım. Zaten konuşuyorlarmış bunlar. Ben mesajı görüyorum. Tamam işimiz var. Hani sağ olsun öyle diyorum. Öyle anlatmıyor. Diyorum. Hayır. Sefer senin Instagram'ına mı artık Facebook'una mı ama neyse. Ama benim Facebook'da var mesela. Tamam. Biz de şeyiz. Müge hani abla. Müge abla bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. Şunun başını kesip bir aynı eşit koyun. Tayfur'un diye numara evet. Mesaj yazıyor Sefer. Ne oluyor? Tayfur'un dur diye Adem Mahir Kılınç olunca Tayfur'un dur diye yazıyor Tayfur. Gönder, benim numaram varsa ara oğlum, petrolde bir iş var onu konuşalım demiş. Yani biz de arada elçiyiz, bizim değil iş. Abla şimdi Sefer abiye de benim numaram var, benim de onda numaram var ya. Yani. Bedriye Kılınca aitmiş, Tayfur'un değilmiş. Hı hı. Yanındaymış bu. Numarasını attığı zaman Tayfur yanındaymış. Tezatif içeri giriyorum bu. Ben. Tezatif içeri giriyorum. Hani söylediği için... bu. Karısını konuşturuyor. Telefonda da kendi konuşmuyor. Ben bunun cevabını öğreneceğim. Ben yanındaydım eşimin. Abla ben sen yanındaydım. Yine anlamıyorum. Ben yani işten geliyorum, içeri giriyorum. Bunlar mesajlaşıyorlar hani iş için. Bu, hani... Ben 18. yıla dönüyorum evleneli. Benim eşimin bugüne kadar bir yanlış hareketi olmadı. Bu tür konularda anılmadı. Niye şimdi anılsın? Kendi karını konuşturuyor. Kocanla buna soracağız yani. Sordum. Korktu, endişelendi, kapattı telefonu. Sen niye? Ama benim haberim yok ki bu. Resimlerden bilen benim haberim yok ki. Yani sen numaranı buradan kızım söyledi diyor ya. Üç gün sonra kızım söyledi bana diyor ya. Gülcan demiş benim kıza. Gülcan annem senin böyle kızına böyle... söylemedi. Ben karakola verdiğim ifade belli. Ben kimse eşime dahi söylemeden direkt karakola gittim ben. Haberim oluyor ya. Abla tamam oluyor da benim yine bir kötü şeyim yok ki. Ben yine mesajı atıyorum iş için. Ben yine hani odur diyorum. Hani fotoğraf falan vardır demiyorum zaten hani ben. Hani sen mesaj da atmamıştın. Mesajdan da haberin yoktu. Niye boğazına yapışmıyorsun? Benim eşimle ne mesajlaştınız ne fotoğraf attın. Ya da annen baban pazarda karşı karşıyalar. Sefer'den alışveriş ediyorlar. Oktan emri tüfer sürekli Sefer'den alışveriş ediyor. Ya da o niye boğazına sarılmadılar? Benim eşimden şüpheleniyorlardı. Allah ben burada görüyorum. Yenge yine fotoğrafları şeyleri. Ben yine hani burada... Ben mesajlaşıyorlarmış diyor ya oğlum. Ben abla yanındaydım. Yani, ilk sen mesaj atıyor ya iş için. Ben onu görüyorum sadece. Bir daha ben mesajını hayır, görmüyorum. Hayır, Tayfur'la Bedriye konuşurken dedi annen yanındaymış. Haberi var kızım bizim her şeyden benim oğlumun dedi. Tamam abla işte hani içeri girike diyor. Hani konuşurken Sefer abuna
numara bumara derken ben içeri giriyorum. Sefer abi diyor, iş bulmuştu hani karı koça çalışırsanız ya, diyor. Ya Sefer abi bana söyle, karım anlamamış, bana söyle diye niye demedik? Hani oradan kapatıyor zaten, tamam olayı kapat diye hemen olayı kapanıyor zaten. Çalışıyor. Ben Tayfur'a söyleyeyim abi, belediyede çalışıyor. Bir girmez bilmiyorum ama ben yine de söyleyeyim dediğinde senin yanındaydın. Neden almadın da? Sefer abi bana söyle durun ne diye niye demedin oğlum sen? Abla bak yine diyorum ben, belediyede çalışıyor tamam sağ ol de diyorum, kapat diyorum, ondan kere ben ne bileyim böyle olayların olacağını. Hani ben yine diyorum ben resimleri zaten yine hani Sefer abimden de böyle bir şey beklemezdi, bundan da böyle bir şey beklerdi diyorlardı. Hanımefendinin sorduğu soru şu, diyor ki benim eşim bir iş bulduysa, sen de hani böyle her şeyi kıskanan bir adamsın ya, koruyan kollayan. Hı? Niye diyor karının telefonunu veriyorsun da sen kendi telefonunla benim kocamla işi konuşmuyorsun da karını öne atıyorsun? Ben bunu merak ediyorum diyor. Abla şimdi ben mesela konuşuyor yani, ya ben onu da diyeyim mesela. Gerçekten ben de böyle hayatımda birkaç kişiyle tanıştım. Tamam mı? Ben böyle sevgilisinin, karısının falan telefonunu başka bir adama veren adama bilmiyorum ya, yani ben şaşırırım. Abla numarasını verir. Yani sonuçta zaten. Bak bunu da söylerken yalnız yanlış anlaşılmasın. Ben bu konunun özelinde söylüyorum. Yani kiraz toplayan bir kadının cep telefonunu bir koca neden sütçüye verir? Yani böyle söylesem daha net anlaşılacak. Evet. Anlatamıyorum. Kadın yani çok uluslu bir şirketin CEO'sudur. 5000 kişide telefonu vardır. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Ben hep konuya özel konuşuyorum. Niye diyor benim kocama sen kendi karının telefonunu veriyorsun? Sen ver telefonunu. İş varsa sen konuş kocamla. Bu sefer çünkü işte bak iş nereye geliyor biliyor musun? Yaptın ya da yapmadın. Bu fotoğrafı da sen mi attığına geliyor. İşte o yüzden sana sen bu fotoğrafı attın mı diyorlar. Evet. Hala şimdi tesadüf mesela ben bu mesajlaşıyorlar iş uçun. Sefer abi diyor böyle böyle şey etti diyor, ben de hani ne diyeyim diyor. Benim, hani... Bak Tayfur sen buraya geldiğinde açıkça şunu da söyledin. Benim karımın telefonunda pek çok erkeğin telefonu kayıtlıydı dedi. Onlarla konuşurdu dedim. Ben konuşmazdım. O konuşurdu dedi. Ben vermiştim o telefonların bir kısmını da dedin. Abi, hani zaten iş... bu konuda bağlananlar da bunu teyit etti. Park ve bahçelerde çalışanları falan. Bu davranış hiçbirimizin aklına yatan bir davranış değil. Abi mesela çalıştığım yerde mesela hani arkadaşların telefonu oluyor. Ama bak şunu oluyor. Söyleyebilirsin. Yani benim eşim iş arıyordu. Ben de karışmak istemedim. Hani siz kendi aranızda anlaşın diye ben de öyle verdim. Ne bileyim ben yani benim karımın ona mesela fotoğraf atacağını diye bir cevap verebilirsin mesela. Abi zaten numara vermiyorum bunlar. Messenger'den konuşuyorlar. Telefonda mesajlaşmıyorlar. Ne Bedriye'nin numarasını vermişsin ya. Vermişsiniz. Kime vermişim? Ya. Diyor ya kadın. Yokmuş. Numarasını vermedim ben. Abla numarasını falan ver demiyorum ben. Bunlar Messenger'den konuşuyor kaba Messenger'den. Ay Tayfur ya yani gayet Allah'a güzel anlıyoruz ya. Yani adam sonuçta oraya yazmış. Adam senin telefonunu isterken sen de diyorsun ki senin telefonunu vermiyorsa karına diyorsun ki kendi telefonunu ver. O da veriyor diyor. Numara ver demiyorum abla ben şey ver demiyorum. Messenger'den yazışıyor bunlar iş uçun hani iş var diyor. Bir yerde çalışır mısın? Hani çalışıyor musunuz diyor. Biz de belediyede çalışıyoruz diyor. Bu da hani belediyede çalışıyorlar diye yazıyor. Tamam diyor. Ben de tamam sağ ol abi yaz diyorum. Tamam sağ ol abi yazıyor. Hepsi bu. Ondan kere ben numara bumara ver demiyorum. Sen neden eşine yazdırtıyorsun kiraz toplarken röportaj için konuşup bir cümle etmesini kıskandığın bir kadının niye böyle bir işe sürükleyecek abi, şekilde hani ben tezahürat tek geliyorum diyorum hani. Ne yazayım diyor böyle böyle hani ne yazayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Sefer abi belki de hanımefendi belki de eşiniz size bu durumu böyle anlattı. Bak kocaların da sözüne çok güven olmaz yani ben size söyleyeyim. Yanındaydım. Nasıl yanındaydınız? Bizim yanında olunca nasıl başka şahit nasıl olunur yani? Siz neye şahitsiniz yanında oğlum? Benim yanımda aradı yani. Eşimin bir saklısı gizlisi yok ki. Biz beraber bir köyde bir bunları değil. Kaç kişiye söyledik biz yani bu işi? Yani sizin... eşim abi mesaj attığında. Tamam sizin eşiniz... Aradığında. Eşiniz mesaj attığında Tayfur'la mı görüştü? Değil. Tayfur'un karısının numarasını atmışlar. Eşim karısının numarasını aradı. Tayfur diye aradı yani. Yani. Bilmiyordu yani. Karısının numarası olduğunu. Çıkmış telefona abi Tayfur'a sen ulaşamazsın telefonuna ben söyleyeyim demiş. Kızım böyle böyle petrolde bir iş var. Şimdi çalışır mısınız? Birkaç kişiye daha söyledim ben bu iş demiş. Biz belediyede çalışıyoruz ben Tayfur'a söyleyeyim demiş. Belediyede de Tayfur yanındaymış. Tayfur'un annesi geldi aşağıda bana söyledi ki
Tipola ne için ifade vermeye gittiniz? Tayfur merak ediyor. Müge Anlı'nın programından çıktı sonra beni aradı. Bana sor gel dedi bana dedi. Tamam, siz madem yanındaydınız dedi. O zaman demiş değil dedi yani. Siz de duydunuz. Duydum ben yanındaydım eşimi. Madem sizin eşiniz Bedriye'ye kızım diyor. Siz niye o zaman bu kadar çok sinirlendiniz? Eşinizin kızım diyor. Ben fotoğraflarla içki resmini gördüğüm için sinirlendim. 10 gün sonra atılıyor bunlar. Fotoğraflar 10 gün sonra atılıyor. Eşim 30 Mayıs, 31 Mayıs'ta herhalde. Aradığında 9 Haziran'da resmiyle mesajlar atılıyor Müge Hanım. Benim sinirlendiğim bu. Yani iş için aradığı değil. Haberim var iş için aradığımda. Anladım. Siz de kocanıza asılıyor diye düşündünüz. Yani niye gönderme sebebi ne? Niye fotoğraf gönderiyor? Yani Tayfur'un bunların her şeyden haberi var. Abla ben Messenger'i koyuyorum bak. Sefer abi de ortada diyor. Messenger'den diyor. Adem var yazınca diyor ben Messenger'i görüyorum. Numaralarını ya da mesajda mesajlıklarını yine görmüyorum ben. Valla siz niye sosyal medya kullanıyorsunuz? Pardon niye mesela sen sosyal medya kullanıyorsun Tayfur? Nedeni ne? Bilmiyorum yani herkes kullanıyor diyor. Kullanıyoruz. Yani kullandığımız bana ne abicim yani. Herkes gidip kendini köprüden atsa ben atacak mıyım yani? Mesela sosyal medya kullanmanın sebebi ne? Ne? Şimdi sen ne iş yapıyorsun? Mesela ben belediyedeyim abla. Ben belediyede nerede çalışıyorsun? Park bahçelerde. Park bahçeler. Ben WhatsApp kullanırım mesela. Hani fotoğraf tamam, fotoğraf. WhatsApp ayrı bir şey yani şimdi. Mesela yani niye bir sosyal medya var? Ne yapıyorsun sosyal medyada? Benim sosyal medyayla falan işim olmaz yani. Ben FF'ye bakarız mesela. Hani haberlere şeylere başka bir şeye bakmıyız. Yani ne bileyim hani bir şey yapıp satsam falan hani açsan orada insanlar da alsalar anlayacağım. Hani evde bir tane gül yetiştirsen de gülde 5000 lira desen atıyorum yani işte neyse. 5000 lira da pahalı yani gül için işte 300 lira 500 lira neyse desen. Hani oradan da satış yapsan anlayacağım. Şimdi sen yani Facebook'ta ne yapacaksın sen? Anca ona yaz buna yaz. Gel yazalım gel yazışalım yani. Niye kullanıyorsunuz bu sosyal medyayı ben hiç anlamıyorum. Milleti zengin etmek için. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.